27 bin nüfusumuz var. Bunun 14 bin 300'ü şu anda ilçede ikamet ediyor. Diğer %85-90'ı yurt dışında ve İstanbul bazlı. Güzel bir Karadeniz ilçesi. Ben Türkeli olmaktan gurur duyan, Türkeli'ne sevdalı bir insanım. Ömrümü bu ilçeye vakfetmekten de mutluyum. Bugün de sizleri ağırlamaktan mutluyum. Hoş geldiniz. İyi ki Türkeli'yiz, iyi ki Karadeniz'deyiz. Yazın ne kadar gurbetçi ağırlıyoruz? Yazın en az ilçe merkezinde 25-30 bin civarında gurbetçimiz sıla-i rahim yapıyor. Bir o kadar yakında köylere yani 50-60 bin lira buluyoruz. Öyle bir ilçe. Şu anda ilçe tabela nüfusumuz 6 bini geçtik. Fakat yani 60 bin lira doğru hizmet eden yaz aylarında, yazın 2 ay, 3 ay hizmet eden bir ilçeyiz. İlçenin içinde gezerken de bunları görüyorsunuz. 6 bin tabelalı bir Anadolu ilçesinde 3 tane banka, 5 tane eczane, ne bileyim sayısı gün geçtikçe artan uyumcu dükkanı. Yani ekonomik olarak iyi bir ilçeyiz. Bu da ilçenin yapılaşmasına da yansımış. Yani diğer Anadolu ilçelerinde 50 bin, 60 bin, 70 bin nüfuslu ilçelerde olmayan güzellikler var. Denizimiz, ne bileyim ormanımız, yeşilimiz, insanların memlekete gelmesinin en büyük etkenlerinden birisi. Bir de insan yapısı olarak da devletine, milletine bağlı. Bu ülkeden hiçbir zaman vatana haini çıkmaz, çıkamaz. Böyle bir iddiadayız. Bayrak sevgisi her zaman başımızın tacında olan bir ilçe. Bir de şu özelliğiyle uğraşıyoruz ilçe. Sahil ilçeleri deniz kültürüyle biraz sosyal aktivitesi, entelektüeli çok olan yerlerdir. Fakat bizim ilçemiz Anadolu mutasıplığını bozmamış bir ilçe. Yani nedir bunun örneği mesela? Bir Ramazan ayında sokakta sigara içeni göremezsiniz benim ilçemde. Ha, oruç tutmayan var mıdır? Vardır. Ama insanlar birbirine saygılıdır. Yani Anadolu mutasıplığını bozmamış, dinine bağlı, saygılı insanlar topluluğudur. Bunlarla da biz bunları anlatırken de mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Yani hem ilçe halkını hem ilçemizi çok seviyoruz. Onlar da bizi seviyor. Yıllardır uzun soluklu bu ilçeyi, ilçede yöneticilik yapıyoruz. Türkiye'nin öne çıkan bir başka özelliği, en temiz deniz, en güzel plajlardan birisi bu ilçede. Yani ilçenin en büyük sıkıntıları tanıtımda sıkıntı çekiyoruz. De ulaşım var herhalde. Ulaşım ve tanıtımda sıkıntı çekiyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Yani az evvel belediyede konuştuk. Şimdi sırtımızda 5-6 tane yaylamızın, yani 35 kilometre yukarıda 6 tane yaylamızın, yani 100'e yakın takım şelalenin, 2 tane kanyonun olduğu bir doğa cenneti var. Tam ben bunu 1999'dan beri anlatıyorum. Hala anlatıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim ama Türkiye turizm literatürüne bir türlü sokamadık. Müzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi bu. İnşallah biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu güzelliği, buradaki güzelliği her gelen, biz bunu profesyonel bağlamda da üniversitelerle, ne bileyim işinin uzmanı, doğa ve tabiat aşığı insanlarla da paylaşıyoruz. Mesela endemik bitkinin bilgim yok ama endemik bitkinin türlerinin bitmiş örneklerinin en çok olduğu bölgelerden birisidir Çatak bölgesi. Allah'a şükür yeni tabiat parkı, resmi tabiat parkı yapıldı ama daha yani fizibilitesi yeni bitti. Orada Türkiye gündemine damga vuracak bir doğa mirası yatıyor, doğa güzelliği yatıyor. Biz Çatak'ta, de bunu değil mi? Tabii. Biz de bunu Türkiye ile ve dünya ile paylaşmak istiyoruz. Tek derdimiz bu. Fakat bu derdimizi anlatamadık yıllardır.
Bunları her platformda, her ortamda söylemeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yani ben bu işle alakalı Turizm Bakanlığı'na, Turizm Kültür Bakanlığı'na, ne bileyim siyasi büyüklerimize, sayın gelmiş geçmiş sayın valilerimize hep anlattık. Biz devletten en büyük desteğimizi bu yönde bekliyoruz. Yani ulaşım ve tanıtım. Tanıtımda bu ilçe zayıf kalıyor. Yani bunu anlatmaya, söylemeye devam edeceğiz. Sizler vasıtasıyla da tüm Sinop'a ve Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Müzdarip olduğumuz baş konulardan bir tanesi budur. Başka ne diyebiliriz? Ulaşımda sıkıntı hala bitmedi. Yani yolumuz 1998 yılında ihale yapıldı. Bir 17 kilometrelik bir güzergah var Karadeniz sahil yolunun bir devamı olarak. 2,5-3 yıldır iyi bir müteahhit firma geldi, çalışıyordu, yine durdu. Bir de bundan müzdaribiz. Güncel konu da budur. Yani yolumuzun bir an evvel tekrar bölge müdürlüğü vasıtasıyla durdurulduğunu öğrendik. Tekrar gündem alınıp ödenek mi aktarılacak? Artık bakanlık nezdinde yeniden bir değerlendirme mi yapılacak? Yani iyi bir çalışma oluyordu. Yolumuz bitmedi. Yaz ayları geliyor. Yani en azından bu konuyla alakalı değerli yetkililerden Türkiye'ne bir el vermelerini istiyorum. Başka da şu anda diyeceğim ne olabilir? Sorunuz varsa cevaplayayım ona göre. Herhalde yüksekokul talebiniz var. Evet. En fazla uğraştığımız konulardan birisi de odur. Daha evvel de söyledim, her zaman da söyleyeceğim. Sinop Üniversitesi kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin Sinop Üniversitesi'nden ve Sinop'tan alacağı en büyük desteklerden birisi de Meslek Yüksekokulu. Yani biz üniversite fakülte demiyoruz. Yerimizi Mevlana'nın dediği gibi, bu kadar okudun, yazdın, ne bilirsin? Ey hocam demişler Mevlana'ya. Haddimi bilirim. Biz haddimizi biliyoruz. Bir Meslek Yüksekokulu'yla bu ilçeye eğitimde bir aktivasyon sağlamak için uğraşıyoruz. 1999, 2000, 2001, 2002, 2004'e kadar Rektör Şevket Büyükatipoğlu. Uğraştık, olmadı. Recep Bircan geldi, uğraştık, olmadı. Şimdi Sayın Nihat Dalgın burada, ona da anlatıyoruz. Biz anlatmaktan, talepten geri durmuyoruz. Bir de bu ilçe öyle bir ilçedir ki, yani ilçesine bir yüksek okul kazanılması için, demin bahsettiğim o 127 bin kişinin 127 bini de elinden gelen her şeyi yapar. Böyle de açık çek veriyoruz. Fakat ne hikmetse burada da müzdaribiz. Yani şudur, Sinop herhalde uç nokta, sınır kenarında bizi yani demekten imtina etmeyeceğim. Öve evlat muamelesi yapıyor yani. Bizim en büyük dertlerimiz yani müzdarip olduğumuz konular bunlar. Yani bir sarın Türkeli, adı güzel bir ilçe bu ilçe ya. Bir sarın şöyle hep beraber el ele verelim de şu ilçeyi de bir şahlandıralım. Yani yıllardır söylüyoruz, biz söylemekten, her karşınıza gelip bunları anlatmaktan bıkmadık. Yazdık, çizdik, bir sürü taleplerimiz var. Bir zahmet oluyor. Lütfen bir zahmet olmasın ya, şöyle bir de Cani Gölü'den birileri yapışsın bizim elimize de şu işe hep beraber şaha kaldıralım. Bütün derdimiz budur yani. Eğitim konusunda da müzdarip olduğumuz konu yüksekokul konusu. Şimdi yanı başında benim Çatal eğitim var, 2500 nüfuslu bir ilçe. Orada yüksekokul var. Tabela nüfusu 6000 bir ilçede yüksekokul yok. Yani uzaklıksa Çatal Zeytin Kastamonu'ya 100 kilometre, biz de Sinop'a 90 kilometreyiz. Nüfusa bizim nüfusumuz fazla. Daha ne? Çatal Zeytin'den daha fazla gençlerin, üniversite öğrencilerinin kalabileceği imkanlar var, yaşayabileceği sosyal ortamlar var. Ama biz yapamıyoruz ne hikmetse. Yani bunun sebebini ben anlamış değilim. Yani bu iş için asker olmuş bir belediye başkanıyım ben. Ben bu işin gönüllü eriyim. Çobanıyım, hizmetkarıyım, her şeyi söylüyoruz fakat yapamadık. Yapamadık. Maalesef hala da yapamayacağız herhalde. Teşekkür ederiz. Başkanım. Ben teşekkür ederim.